Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Evet yarın haftanın son işlem günü. Ee, öncelikle arkamda Türk bayrağı ile karşınıza çıkamadığım için hepinizden özür dilerim arkadaşlar bugüne kadar. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, herkese tüm sevdikleriyle sevenleriyle önce sağlıkla mutlu bir e, neşeli, huzurlu, kayıpsız hafta sonları temenni ediyorum şimdiden. Arkadaşlar ben herhalde sözel olarak pek bir şey ifade edemiyorum. Onu görüyorum arkadaşlara. Artık resimlerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu resim ne derseniz arkadaşlar bu geçen hafta türbülansa uğramış bir uçağın borsaya çakılışı arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar size bir resim daha göstereyim. Bu vatandaş da der ki Doğrudur, yerindedir. Bir insanın zekası cevaplarından değil, soracağı sorulardan anlaşılır. Şimdi değerli arkadaşlar. Geçen hafta tam bir hafta önce borsa yatırımcıları olarak işin içinden çıkamadığımız bir türlü çözüm bulamadığımız ve hala daha bir açıklaması olmayan bir büyük kayıplara maruz kaldık. Şimdi arkadaşlar hala bana bu düşüşlerde sonra işte borsaya girilir mi? Hisse senedine yatırım yapılır mı diye soru soruyorlar. Arkadaşlar niye borsanın düştüğünü? Niye bu kadar bir e, zarar kaybına uğradığımızı hiç sorguladınız mı? Şimdi o hani televizyonlara çıkan e, yatırımcı dernekleri. Hani televizyonlara çıktıklarında işte finansal okur yazarlıktan bahsedip de böyle çok humanist, çok yatırımcıyı düşünen ifadelerin arkasından yatırımcı da şunu yapmasaydı, yatırımcı da bunu yapmasaydı diye bir sağdan bir soldan tokatlayan o dernekler, dernek başkanları, dernek temsilcileri nerede arkadaşlar? Sorguluyor musunuz? Ya hayır biz bunu niye yaşadık? Biz bunu yaşamak mecburiyetinde miyiz diye bizim hakkımızı borsada yatırımcının hakkını arayan bir tek kişi var mı? Sanki her şey o kadar olağan ki dışarıda bizim müdahil olmadığımız bir olaydan, olumsuzluktan ötere bir yerde bir hadise olmuş. Bundan da bizim borsamız olağan olarak etkilenmiş gibi bir hava var arkadaşlar. Her şeye müdahil olan, her şeye cevap veren o insanlar bu borsa yatırımcılarını hiç ağızlarına alıp da bir açıklama yaptılar mı? Sanki düşen BIST İstanbul değil. Biz yüz değil, borsa İstanbul değil. Nerede ser, sermaye piyasası kurulu başkanı? Nerede merkez bankası görevlileri? Nerede hazine bakanlığının müsteşarı, hazine bakanı, temsilcisi, yardımcısı? Ya bu 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 çöküş, bu bu ıı, fakirleşiş. Türkiye'de yaşanmadı mı? Birisi çıktı, türbülans dedi. Şimdi herkes türbülans diyor. Yani e, arkadaşlar, bunun türbülans olmadığını, bir operasyon olduğunu daha ilk gün çıktım söyledim. Yani bir kere şu türbülans diyenlere ben zerre kadar itibar etmiyorum. Zerre kadar. Çünkü bu böyle mülayim bir ifade olarak görülerek söyleniliyor. Ama son derece tehlikeli arkadaşlar eğer bu türbülanssa. Hakikaten bu türbülanssa onlar bunu yumuşatmak için söylüyorlarsa işin vehametinin farkında değiller. Türbülansın ne olduğunu az buçuk biliyoruz arkadaşlar. Türbülansta pilot levyeyi çeker. Eski fitindeki rotasına uçağı sokar. Uçakta pilot yok arkadaşlar. Bakın karşıda ne var? Bakın türbülansa girmiş uçak gidiyoruz. Bir hafta geçti. Bakın karşıda ne var? Dağlar var, tepeler var. Oraya doğru şiddetle gidiyoruz arkadaşlar. Var mı bir açıklama? Şimdi gece yarısı merkez başkanı, bankası başkanı görevden alınıyorsa ve haftanın son günü gündüz değildi, haftanın son günü ve gece yarısı alınıyorsa bu düşüşün bu çöküşün bilincinde bilincinde olmaması mümkün değil. Ha boyutlarını bu kadar olup olamayacağını tahmini o bilemem. Ama buranın olumsuz etkileneceği çok iyi bilindiğinden piyasalar kapandıktan sonra bu iş oluyor. Şimdi arkadaşlar yani ben bu milletin bir ferdi olarak ve bu milletin bir ferdi olarak yine ben borsada milli bacası tüten efendim e, istihdam sağlayan üretim yapan bir e, işletmelerin işlem gördüğü bir borsada gitmişim hisse senedini alarak yatırım yapmışım. Bu bir ülkede bir başka ülkede gelişip de bizim ülkemizi e, dolaylı yönden etkileyen olumsuz etkileyen bir hadise bir olay değil. Acaba diyorum biz borsa yatırımcıları kurban mı edildik? Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın verileri bunlar. 12 03 2021'de 253 buçuk milyar dolar. Bakın. Buradan itibaren yerli yatırımcılar dolar almaya başlıyor arkadaşlar. Bakın ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklama yapacağı 18 Mart 2021 gününe kadar Türkiye içi pazarında dolar toplanıyor arkadaşlar. Ve açıklamanın yapılacağı toplantıdan bir gün önce bir gün önce 254 milyar dolar olan alış açıklanacağının toplantının olacağı gün 256 milyar dolara ulaşıyor. Bakın bir gün öncesinden bir gün sonrasına aynı güne tam iki buçuk milyar dolar ayın 12'sinden itibaren toplanmaya başlamış. Arkadaşlar birileri bunun işleri biliyor muydu? Bunların yaşanacağını birileri önceden biliyor muydu? Bundan sonrası 260 milyar dolarlara kadar çıktığı söyleniliyor. Yani o kapalı olan dönemde. Şimdi e, birileri çıkıp 722'den Endonezyalılar e, dolar alıp da Endonezya piyasasında sekiz buçuk liradan sattıysa daha iyi ya o o yani bu e, cidden gerçekten borsa yatırımcısını geri zekalı yerine koymaktır arkadaşlar. Ben iddia ediyorum hiçbirimiz borsa yatırımcısı olarak hiçbirimiz aptal değiliz. Bırakın geri zekalı aptal değiliz biz. Sonra niçin arkadaşlar yani niye bir hükümet yetkilisi çıkıp da ne olduğunu bize açıklamıyor? Sanki Türkiye'de yaşanmamış ya. Yani televizyonun alt yazılarından okuyoruz. Hazine Bakanı'nın mesajını. SPK Sermaye Piyasası Kurulu ortalıkta yok. Borsa İstanbul'un yetkililerinden bir Allah'ın kulu yok. Zaten e, genel müdürleri yok. Herhalde e, yeni genel müdür gelirse biz nereye dağılırız kendi telaşlarına mı düştüler? O günü, cuma günü, e, pazartesi günü, alt yazı. E, volalite çok yüksek olduğundan işlemler gözetimimizin altında. Şimdi bu açıklama mıdır ya? Şimdi bu açıklama mıdır yani? O gün mü yani gözetiminizin altında piyasalar? Diğer günler? Öğle yemeğinde miyiz? Arkadaşlar biz parayı bu kadar kolay mı kazanıyoruz ya? Yani e, borsa yatırımcısı borsaya girecek parası varsa zengindir bunlar mı denildi? Biz niye döviz almadık? 25 kuruşluk dövizim yok benim. Şimdi hani nerede kaptan? Hani türbülans diyorlar. E türbülansa daha kötü ya. Kaptan yok. Leviyeyi çekecek kaptan yok. Çakılıyoruz. Bir hafta geçmiş. Çünkü bu türbülans diyenler, yumuşatmaya kalkanlar, güzellemeye, derlemeye çalışanlar, bu türbülansa kapılmış uçağın, yaşadığımız türbülanstaki uçağın içindekiler panik halindeler, kabinde kimse yok, olsa çıkar bir açıklama yapar, alır elinden mikrofonu bir anons eder, sakin olun değerli yolcularımız falan hani. E uçağın içi şimdi panik. Uçak bir o tarafa yatıyor bir bu tarafa yatıyor içindeki panikten. Ve uçak hızla gidiyor. Karşıya tepelere. Şimdi nasıl türbelans diyorsunuz ya? Ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? E ama şimdi arkadaşlar yani e, onları da çok yadırgamıyorum açıkçası. Yani e, biz yüzde kaç tane sanayi şirketini bilmeyen bir adamı e, aracı kurumun e, araştırma müdürü sıfatını verirsen e, çıkar tabii türbülans der. Ondan sonra da eğitimciyim diye kanallarda eğitim vermeye kalkar. İşte Şimdi bakın arkadaşlar. Ne zaman hisse senedi alalım. Ya eğer hala hala al yaşadığınız zararlardan, kayıplardan ders alamadıysanız yarını bile beklemeyin. Şimdiden hemen emir girin. İstediğiniz hisse senedine alın. Şimdi yaban bakın arkadaşlar Türk varlıklarını satmak için İngiltere'de swap piyasasında Türk parasını bulamadığı için Türk varlıklarını satamayan yabancı yatırımcılar var. Yani Türk lirasını bulabilseler onlar da satacaklar daha. Sıkışmışlar şimdi onlar kasaya kilitlenmişler. Sıvam kasasının içerisine kilitlenmiş durumdalar. Bir Türk parasını bulabilseler çünkü onlarda öyle bir şey var yani e, hisseyi sattın mı Türk parasıyla parasını tahsil edecek. Ondan sonra gidip dövize çevirecek. Var mı bizde dövizden satış, alış? Türk parası. İşte onun için diyorum arkadaşlar bakın levyeyi çekecek pilot yok. Peki şimdi bu sıkışmış durumda yarın yabancı yatırımcı sen beni bilerek kasti sıkıştırdın deyip bizden intikam almaya kalkarsa arkadaşlar peki bu şekilde sıkıştırılan yabancı yatırımcı bizim ülkemizde gelip de bir daha yatırım yapar mı hiç bunlardan bahsedenler yok hiç bunlardan konuşanlar yok arkadaşlar Hiç bunları sorgulayanlar da yok arkadaşlar. Yani düştük kalktık öyle mi? Uf dizim acıdı. İşte birazcık dizim çizildi. Büyüyünce unuturuz geçer. Peki arkadaşlar herhalde resimlerle umarım anlatabilmişimdir. Herkese yeniden iyi haftalar diliyorum.